istiyorum. Ha, bırakan önce. Bırakan önce satın. Şey diyorum, İlber Ortaylı bırakıyor arkadaşlar. Sefil bir hayat. Hani yoğun olduğu için ama. Ama en güzel yanı deniz yanında olması. Yani direkt böyle işte yanımızdan gemiler geçiyor kahvemizi içerken. Bak Barcelona'ya gittiler mesela çocuklar. Hem hibe aldılar, hem Barcelona'da bir ay yaşadılar falan ve inanılmaz gibilerdi. Herkese merhaba, Öğrenci Baksana'ya hoş geldiniz. Bugün Campus Talks'ta İncisu'yu konuk ediyoruz. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Hangi okul ve hangi bölümden mezunsun? Ben Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Peki hangi yıllar arasında okudun? Ben 2017 girişliyim, 2021 senesinde de mezun oldum. Anladım. Peki neden Galatasaray Üniversitesi ve neden hukuk bölümü desem? Ben zaten Galatasaray Lisesi'nde okuyordum ve hep çocukluğumdan beri hukuk okumak istiyordum aslında. Yani belliydi ne okuyacağım ama işte neresi üniversite olacak diye düşünüyordum. Hem yurt dışı düşünüyordum. Hani Fransa falan gibi ihtimallerim de vardı. Onun dışında hani Türkiye'de de benim için en iyi tercihim aslında Galatasaray Üniversitesi olacağını düşündüm. Çünkü eğitim olarak da hep yani üst dönemlerimden de falan duydum. Çok iyi bir hukuk fakültesi oldu. Ve yani Türkiye'nin benim için bir numaralı hukuk fakültesidir yani bunu da söyleyeyim. O yüzden de oraya yazdım aslında. Aslında Galatasaray'ı hem başarılarıyla da biliyoruz hem de aslında manzarasıyla da bayağı bir gündemde. Peki kampüs hayatı nasıldı? Okuldan memnun muydun? Yani şöyle aslında birazcık Galatasaray çok butik bir okul gibi düşünebilirsiniz. Yani böyle öyle büyük bir kampüsümüz yoktu. Yani bir şey değildik yani bir kentte böyle araziler var ve işte koştur, yuvarlan falan çimlerde gibi bir olayımız yoktu. Ama en güzel yanı deniz yanında olması. Yani direkt böyle işte yanımızdan gemiler geçiyor kahvemizi içerken. İşte onun dışında geceleri mesela kulüpler açık hava sineması yapıyorlardı. Boğaz'a karşı açık hava sineması kuruluyordu mesela. Kocaman bir ekran ve herkes oturup böyle işte mısırını alıp vesaire. Herkes işte güzel kült filmler falan vesaire onları oynuyordu. Ve çok eğlenceli oluyordu. Onun dışında ya birazcık şey şöyle bir durum var. Ben hukuk okuduğum için yoğun bir programım var hukukta. O yüzden ben birazcık da böyle işte şey sınav aralarında belki bir yarım saat oturabilirsem deniz kenarında hani oturuyordum. Ama işletme bölümündeyseniz mesela tüm seneleriniz şey yani deniz kenarında geçiyordu biraz yani. O yüzden hani hukuk için o kadar oturma diyemem ama diğer bölümler daha rahattı ve onlar biraz daha tadına varabiliyorlardı. Onun dışında yani kulüpler çok aktifti. Yani her türlü etkinlik böyle çok sponsor bir de çok iyi bağlıyorlardı. Yani o açıdan çok sosyal bir üniversite. Yani gerçekten çok iyi bağlantılar kurabiliyorlar markalarla vesaire. Böyle büyük çaplı organizasyonlarımız oluyordu işte. Mesela müzik festivalimiz gibi bir şeyimiz oluyordu kendi içinde. Böyle konserler veriliyordu yaza doğru. O da yine deniz kenarında kurulan bir sahnede yapılıyordu falan. Yani keyifliydi baktığınızda. Yani şey çok iyi. Çok az insan yani çok az öğrenci var. Yani belki tüm üniversite 1000 kişi falandır yani. 1000 kişiden az bile olabilir. Herkes birbirini böyle simaya tanıyordu ve böyle işte hani zaten bir tek bir kafe gibi bir yer vardı deniz kenarında. Herkes orada oturuyordu falan. O yüzden keyifliydi. Onun dışında böyle düşünüyorum. Kulüpler iyi keyifliydi yani. Fena değildi ya ama böyle birazcık tabii ki işte ders yani Fransız ekolünden geldiği için birazcık tabii hocalar zorlamayı seviyor ve öğrenciler birazcık şeylerdi yani yoğun bir tempomuz vardı. Yani bu arada hani her ne bölüm olsa yani işletme rahat bile diyorum ama onların bile kendi içinde yoğun bir temposu vardı mesela. Anladım. Peki aslında kulüpler demişken bu konuyu da geçsek iyi olabilir. Sen peki kendine yakın bir kulüp buldun mu? Kulüp hayatın nasıl geçti ya da görev aldın mı? Evet yani şöyle yani ben birazcık hem hukuk kulübünde falan da vardım. Yani çok içinde değilim ama hani bölümle okuyorsun ve kulübüne de katılıyorsun haliyle. Ama ben böyle birazcık daha mesela işte hem diğer insanlarla çünkü şöyle bir şey oluyor. Hukuk tek başına tek bir binada ders görüyordu. O yüzden bizim böyle diğer bölümlerle çok bir kaynaşmamız olmuyordu işin doğrusu. Öyle olunca ben de diğer bölümlerden kaynaşabilmek için farklı kulüplere böyle gidiyordum, katılıyordum. Mesela mühendislik kulübünde IST'de vardım. O da uluslararası staj falan ayarlıyordu. Orada mesela mühendis arkadaşlarıyla böyle onlarla şey oldum. Hani arkadaş oldum. Onun dışında sualtı kulübü vardı. Ona biraz gidiyordum. Yine onda mesela işte iktisat olsun, işletme olsun, Fransız dil ve edebiyat olsun falan böyle.
Hani her yerden insanlar oluyordu. O yüzden şey açısından iyi oluyordu. Yani hani hukuk dışında farklı bir bölüm, farklı bir kulübe girdiğinde farklı insanları tanıyabiliyordum hukuk açısından. Çünkü biz gerçekten böyle şey gibiydik. Tek bir binanın önünde hani oturuyorsun ders aralarında. Bayağı biraz bir lise 5 mantığı olarak görebilirsiniz yani. Böyle teneffüs aralarında işte kahvene gidiyorsun. Kapıda böyle tüm hukuk öğrencileri kahvesini içiyor falan yani. Biraz hafif sefil bir hayat. Hani yoğun olduğu için ama hani farklı insanlarla çalışmak için kulüpler bayağı şey yapıyordu yani, alan sağlıyordu. Aslında cevap verdin ama bence şu kısım birazcık önemli olabilir arkadaşlarımız için. Hani üniversiteye girdiğimde acaba işte herkes birbirini önceden tanıyor mudur? Ya da işte Fransız liselerinden gelen var mıdır? Ben yalnız kalır mıyım? Düşüncesi oluyor. Senin peki bu ortamda arkadaşların nasıldı? Ya da sosyal ortam nasıldı? Ya şöyle, ben bir tık daha geri almam gerekirse ben Galatasaray'a iç sınavla girdim. Yani şöyle oluyor da Galatasaray Üniversitesi tüm Fransız liselerine belli bir oranda öğrenci kabul ediyor. Kendine onlara ayrı bir sınav yapıyor. İç sınav yapıyor. Ve o iç sınavda işte sen tüm işte Fransız liseye o sınava giriyorsun. Sıralamaya giriyorsun. Ama şöyle bir koşulu var. Ön şartı var. Senin işte benim bölümümde YGS, LYS vardı. Benim LYS sonuçta. Benim üniversite puanımın yani ilk 25 bine girmemi bekliyordu mesela. Hukuk için benim TSV, TM'den ilk 25 bine girmem gerekiyordu. Hani ön şartı buydu. Mühendislik bölümleri için MF'den ilk 25 bine girmemiz gerekiyordu. Şimdi ona girdikten, ilk 25 bini tutturduktan sonra bir de o Galatasaray Üniversitesi'nin kendi o Fransız Lisesi'nin yaptığı iç sınavda bir sıralama yapman gerekiyordu. Ben işte Galatasaray Lisesi'nden olduğum için orada iç sınav girme fırsatım vardı. Ve orada zaten bir başarı elde edip işte normal üniversite sınavında ilk 25 bine girdikten sonra bir de iç sınavda puan yaptım. Ondan sonra da hani öyle girdim. Öyle olunca ben zaten böyle bir 12 kişi falan kendi bölümümde tanıyordum. Kendi lisemden gelen arkadaşlarım vardı. Yani biz zaten 13 kişiydi kendi lisemizden gelen. Hani birbirimizi tanıyorduk. Hukuk fakültesinde biz 50 kişiydik. Yani çok kalabalık değil. Yani diğer bölümler de bu arada böyle işte işletmedir, siyasettir, uluslararası. Yani her bölüm çok küçük. Yani İstanbul Üniversitesi gibi böyle amfiler yok bizim okulda. O yüzden küçük sınıflar olduğu için böyle şey gibi düşünüyorsun. Gerçekten lise. Hani lise gibi küçük bir üniversite ama lise gibi bir üniversite gibi düşünün. Hani herkes birbirini tanıyor. İşte mesela iktisat fakültesi falan, onlar hepsi aynı binadaydı. Onlar böyle birbirlerinin ortak derslerini de alabiliyorlardı. O yüzden mesela derslerden tanışabiliyorduk falan. Yani hukuk fakültesi birazcık ve mühendislik, onlar biraz da kendi içindeler tabii ki yani. Hani çok farklı o çaprazlama ders yapamıyorsun ama şeydi yani. Böyle arkadaşlarından böyle tanıyorsun ve bu arada şey de yani insanlar çok sıcakkanlı. Neredesinden gelirse gelsinler. Yani küçük bir okul olduğumuz için herkes böyle çok sosyal ve böyle birbirini tanımaya yönelikti. O yüzden arkadaşlar arası bayağı sosyal bir ortamımız vardı. Öğrencilerin yönünde çok etkinlikler oluyordu. O yüzden keyifliydi yani o açıdan. Sen de bahsettin aslında fakültesinde 50 kişiydik ve daha çok öğretmenlerle, hocalarla daha çok birebir ilişkiniz oluyordu diye. Peki bu soruyu sormadan geçmeyeceğim. Hocalarla ilişkiniz nasıl? Bırakan hoca var mı? Net bir cevap istiyorum. Ha, bırakan hoca. Bırakan hoca sorusu. Şey diyorum. İlber Ortaylı bırakıyor arkadaşlar. Evet, onları da soracağım bu arada. Candan Erçetin Türkçeden bırakıyor şu an. Şöyle, çok şeyiz. Dediğim gibi küçük bir okul. O yüzden direkt hocayla birebir iletişim çok rahat olabiliyor aslında. Yani işte şey gibi yani zaten gerçekten sınıflar yani birazcık işte şey devlet okulu olmasının özelliği bu arada arkadaşlar. Galatasaray Üniversitesi özel değil. Devlet okulu. O yüzden de birazcık tabii ki devlet okulu olmamasının sınırlı imkanları var. Yani işte sınıfların daha küçük oluyor. İşte kampüsün daha küçük olabiliyor falan gibi böyle. Orada da işte sınıf mesela daha küçük oluyor. Daha az insan var. Öyle olunca öğretmenler de direkt seninle iletişime geçmek istiyor. Yani ben hiçbir zaman, ya tabii burada kıl hocalar da var. Bak her yerde onlardan var. Yani hani sana böyle yeter artık hocam beni bir sal denen, bıraktıran, süründüren. Yani bunlar var. Her yerde olduğu gibi falan. Ama şöyle bazı yani şunu da yapabileceğin hani ne bileyim. Ya böyle okul dışında da görüşebileceğin hocalar var. Sana gerçekten destek olacak. Mesela yüksek lisans, üniversite sonrası yüksek lisansa gitmek istediğinde böyle hani sana o motivasyon mektubunu yardımcı olacak. İşte ne bileyim sana referans olacak hocalarım var hep. Yani çok sıcak ilişkiler kurabiliyorsun öğretmenler. Yani gerçekten şey yapıyorlar yani. Gel çocuğum bir sorunum var ya. Bende mesela vardı. Benim dönemimde işte hukuk zor bir bölüm. Yani gerçekten özellikle Galatasaray'da birazcık bir de o Fransız şeyleri falan da giriyor oraya. İşte
Değişik yani o Fransız kültürü. O Frankofonlar kafası birazcık hocaların farklı oluyor işte. Orada sözünü kestim ama tüm dersleri Fransızca mı alıyordunuz yoksa Türkçe aldıklarınızda var mıydı? Bizde şöyle %70 zaten hukuk fakültelerinde %70 Türkçe olma zorunluluğu var. %30 işte bu özellerde koç falan hepsi onların %30 İngilizce falan. Galatasaray'da %30 Fransızca öğretiyor. Ama şöyle yapıyordu hocalar mesela işte. Çocuklar işte medeni hukuk yapıyoruz ama makaleler Fransızca olsun. Sana geliyor adam 50 sayfalık Fransızca makale. Sen daha zaten hazırlığı yeni bitirmişsin. Ne bu falan oluyorsa anlamıyorsun. Zaten hukuk dili falan çok farklı oluyor. Ama şey işte yani dediğim gibi mesela işte hocalar gerçekten hocam yani ben yapamıyorum falan dediğinde yardımcı oluyorlar sana. Yani gel kızım sana destek olayım bak şöyle çalış. Şey falan yok yani sınav kağıdımı görmek istiyorum. Göremezsin kardeşim. Ya o tarz arıza yapan çok nadir var ama onun dışında mesela gelip senin yanında adam gerçekten çözüyor yani. Bak diyor bunun doğrusu bu. Ve bu gerçekten önemli bir şey. Çünkü bunu her yerde bulamazsın ya. Bayağı böyle özel okul, yani özel okuldan da öte yani. Çok butik bir okul. Yani en iyi bence noktalarından bir tanesi de o yani. Öğretmenlerle biz hala konuşuyoruz. İşte mezun olduk, yemeklere gideriz. Yani böyle işte ne bileyim 25. yıl, 10. yıl, 5. yıl öyle yemekler falan oluyor yani. Ve o insanlarla karşılaşıyorsun. Otursun, hocam nasılsınız? Ben gittiğimde mesela Galatasaray Üniversitesi'ne çay içebiliyorum oturup mesela hocamla tekrardan. Hani beni tanıyor. Yani her şeyden öte hocam seni tanıyor yani. Öyle. Aslında sen de sorunun cevabını verirken söylemiştin Canan Erçetin ve İlber Ortaylı diye. O konuya girmezsek olmaz. Acaba hani onlarla ilgili bir anın var mı? Bir şeyler var mı? Olmaz mı diyorum böyle. Neler neler. Ya şöyle, İlber Hoca benim hukuk tarihi dersime girdi. Birinci sınıftayken de Canan Erçetin dersime girdi. O hangi derse girdi? O da Türkçe'ye girdi. Ne yani gerçekten çok ne kerelaka yani hani. Türkçe dersime girdim ve böyle şey yani, şöyle bir anım var Canan Erçin'in olduğunu anlatayım önce. İşte Türkçenin diksiyon kısmına bakıyor kadın yani hani şey yapıyor böyle işte doğru nefes alıyor musun falan böyle. Bizi şimdi bütün sınıfı aldı kadın, bir tane sahne, bir tane oda var oraya götürüyor bizi. Herkesi sahne yere yatırıyor, karnına elimizi koyuyor, nefes al çocuğum diyor. Ve nefes alıyorsun ve doğru nefes alıyor musun buna falan bakıyor mesela işte. Karnımı tutuyor falan böyle. Canan Hoca benim karnımı tutuyor falan böyle. Ben aşırı gerginim. Kadın böyle zaten şey yani çok aurası falan farklı böyle işte. Saçları, rengi zaten falan böyle yani hoş da bir kadın. Ama gerçekten bir geçtiğinde böyle bir enerji değişiyor zaten. Ben böyle zaten stresim falan böyle benim karnımı tutuyor falan. Ben böyle nefes alamıyorum falan. İyi iyi daha derin çek falan diyorum mesela. Hani absürt bu. Hani normalde okul hayatına bugün geldi Canan Erçetin hocam ya böyle şey falan oluyor mesela. Fotoğraf çekilme çok takık bir hoca. Kesinlikle fotoğraf çektirmiyor. Dışarıda mesela görürseniz Canan Erçetin çok fotoğraf çektirmez. Yani çok teşekkürler falan deyip böyle geçer ilerler falan. Hoşlanmıyor. Biz de mesela hiç fotoğraf çekmiyor. Mesela şey falan bir keresinde işte son dersimizde hocaya şey dedik. Hocam hani bir fotoğraf çekinelim falan. Biz de hani Canan Erçetin geldi. Biz daha ne zaman bulacağız falan modundayız. Yok çocuklar bugün yeterince hani şey değilim, hazırlıklı değilim falan yaptı böyle. Ve çektirtmedi. Ve çektirtmiyor da yani kesinlikle. İlber Hoca'ya gelirsek de yani tabii ki saygım çok büyük, çok dolu bir adam. Bunu öncelikle belirteyim ama yani yaşlanmış ya. Ya yaşlanmıyor yani. Ama öyle yani. Peki aslında birazcık daha sen hani hem içten geldiğin için belki almadın ama dışarıdan da gelen öğrenciler var. Okulunuza hazırlık, Fransızca hazırlık bölümü nasıl, o süreçler kuru şekilde nasıl oluyor? Şimdi şöyle, yani böyle artık Haner Sahar Üniversitesi'nde bir hazırlık vesaire var. Bizim üniversitemizde de işte, şimdi şöyle bir şey, hukukta %70 Türkçe zorunlu var ama diğer bölümlerde böyle bir şey yok. O yüzden diğer bölümler full Fransızca ders alıyorlar. Bu yüzden de işte hani herkes bir Fransız lisesinden gelmiyor okulda sonuçta. Yani herkes kendi düz normal işte İngilizce gördüğü liseden gelebiliyor ya da hani herhangi bir liseden de hiç dil görmemiş de oldu yani. Anladın çok iyi olmayabilir. Orada işte Fransızca derse girecekleri için bir sene hazırlığı var bizim okulun. Bir sene boyunca Fransızca derslere giriyorsun. Sonunda da işte dönem işte şey oluyor bildiğim kadarıyla işte sınavlara falan gidiyorsun işte. Ondan sonra o sınavlardan işte ortalaman geçiyorsun falan hazırlığı atlıyorsun falan gibi böyle. Hazırlık okuyorsun yani. Hazırlık da karma. Bu arada şey yok yani sen hukuk öğrencisin sadece hukukçularla alacaksın hazırlığı gibi bir şey yok. Türk sınıflar karma. O yüzden aslında Badem'in şey bir soru sormuştu işte. Öğrencilerin arası ilişkisi nasıl falan demiştim. Orada şöyle bir şey oluyor. Şimdi
Şimdi bu insanlar hazırlıkta herkes çok rastgele dağıttıkları için tanışma imkanı buluyorlar. Ve işte ben işte iktisata gidiyorsam, sen hukuka gidiyorsan biz tanışıyoruz seninle ve sonradan da arkadaş oluyoruz. Bir de üzerine bir de kulüp yapıyoruz seninle beraber. Hani zaten şey oluyor işte, herkes birbirini tanıyor bir şekilde. Ya bir de şey de var ya, gerçekten dediğim gibi kampüs küçük arkadaşlar yani, hani net hani. Öyle olunca zaten tüm hukuk ayrı, mühendislik ayrı yerde. Sadece iktisat falan, onlar hepsi aynı yerde. Öyle olunca onlar iktisat, işletmesidir, siyasetidir, uluslararası şey. Hepsi onun önünde buluşuyorlar zaten durmadan. İşte onun önünde takılıyor insanlar kahvesini içiyor aralarında falan. O yüzden hani herkes birbirini tanıyor ve kopmuyorlar gibi. Hı. Aslında yani bunu bana söylemişlerdi ben de üniversiteye girerken ve gün geçtikçe anlıyorum. En iyi arkadaşları ya kulüpte ya da hazırlıkta yapıyorsun genelde. Evet, devam ediyor. Hani bölümden de arkadaşların oluyor ama hazırlık ve kulüp bayağı bir etkiliyor arkadaş ortamını. Tabii canım şey yani. Sayısını. Ya, üniversitenin çekilebilirliğini falan da şey yapıyor yani. Kalitesi yükselt. Ya aynen, mesela yani arkadaşlarım olursa ben üniversite bitiremem falan yani. Evet, hani anladın mı? Çok net yani o. Peki sana bunu soracağım. Hani Galatasaray için aslında yine de her üniversite için sorulabilir bir soru da. Kötü yönü demeyelim de daha zayıf ve geliştirilebilir yönü olduğunu düşündüğün 3 tane özelliği. Küçük, çok küçük. Kampüs yok arkadaşlar. Kampüs hayatı yok. Kampüs hayatı diye sorulsa kampüs hayatı yok. Hani küçük, çok küçük. Onun dışında... Peki dışarıda da gezebiliyor musun? Sen mesela okulda vakit geçirmedin. İşte dışarıdaki kafeler yakın mı? O oran nasıl? Çünkü hani İstanbul'da yaşamayanlar da var. Şimdi Galatasaray Üniversitesi tam böyle Beşiktaş'ta Ortaköy arasında. O yüzden iki tarafa da çok eşit mesafe uzaklıkta. O yüzden çok rahat oluyor. Yani Ortaköy'de de zaten çok öğrenci kafeleri vesaire falan da var. Zaten Galatasaray başka bir yerden, başka bir şeyden gelen Ortaköy'de genelde ev tutar. Hani Beşiktaş'ta falan gibi böyle. Yani daha okula yakın. Ortaköy kısmı daha bir tık daha yakın çünkü. Ya işte şey yapıyoruz işte, ya Ortaköy'e gidersin ya Beşiktaş'a gidersin. O Beşiktaş'a gidersin bir 101 atarsın falan böyle. Ondan sonra gelsin. Yani şeydir ya böyle iki tarafı için Beşiktaş'ta çok öğrenci yeri falan olursa, başka orada da üniversiteler falan da var çünkü. Öğrenci oralar mekan dostlar var. Yani, öğrenci dostu mekanlar var. öyle olunca da işte kafeler mafeler takılıyorsun yani. Mesela okul çıkışı hep takılıyorduk yani. O ikinci kötü yanını soruyorsun herhalde. İkinci kötü yanı lise gibi. Lise 5 derken yani şöyle oluyor. Çok yani sabah 9'da başlıyorsun. Akşam 6'da bitirebiliyorsun. Böyle aralarda falan araların oluyor. Ya belki ben okuduğum için de öyle oluyor. Yani bizim çok şeyimiz yoğundu, programımız yoğundu yani. Ben işte bir dönemde bayağı çok fazla ders alıyordum. Ama mesela diğer bölümler bir tık daha rahat oluyor. Ayarlayabiliyorsun. Ama şey gibi düşün yani. Mesela birinci sınıf, yani pardon, hazırlık senesi bayağı böyle üniversite, lise 5 yapıyorsun. Hazırlık öyle mesela. O kötü. Yani 9-6 çıkıyorsun, anladın mı? 9-5 çıkıyorsun. Hani full time. Yani şey gibi, okul gibi. Yani öyle lisede ben bugün gittim falan filan gibi şey yok. Onun dışında devamsızlık gibi bir şey, kötü bir yanı yok. Devamsızlık. Genel hocalar şey diyor zaten yani. Gelin, gelmezseniz zaten bir şey, hani yetişkinsiniz ve siz biliyorsunuz. Zaten gelmezseniz kalacaksınız falan modundalar hazırdan kendileri. O yüzden öyle hani şey gibi bir şey zorunluluğu yok ama gitmek zorunda kalıyorsun biraz gibi. Yani hukuk bölümü için benim için öyleydi. Peki okulunuzda Erasmus'ta gelen ya da sizden Erasmus'ta giden öğrenciler var mı? Bu süreç nasıl ilerliyor? Okul bunu destekliyor mu? Hibe sağlıyor mu? Ya bizim bence okulun en iyi yanlarından bir tanesi küçük. Yani şöyle şimdi bu çok şey, hem küçük diyorum kötü diyorum, hem küçük diyorum iyi diyorum. Ama şu iyi. Yani gerçekten okulun bizde çok fazla Erasmus öğrencisi var. Yani o bütün işte Fransa'dan falan gelen insanlar işte hep bizim okula geliyorlar. Çok fazla böyle işte şey oluyor. Ve Erasmus kulüpleri falan bizim okulda bayağı şey aktif yani. O yüzden çok fazla şey var, yabancı öğrenci var okulda. Yani şey anlamında böyle Erasmus öğrencisi var. Normalde çok öyle şey yabancı öğrenci yok. Erasmus öğrencisi çok var. Kulüp çok aktif. Erasmus kulübü çok aktif. Onun dışında bizim okul hem Erasmus stajına gönderiyor yazları. O çok rahat. Yani onun dışında Erasmus yapabiliyorsun. Başvurduğuna genellikle gidiyorsun yani. Ben mesela diyorum işte Floransa'ya gideceğim, gidiyorsun yani. Hani o kadar çok bir, şöyle bir şey mesela çok büyük bir, mesela arkadaşlarım attım Marmara Üniversitesi falan çok kalabalık olduğu için yani Erasmus'ta sana sıra gelmesi çok zor oluyor. Bizde öyle değil. Zaten az insan var ve herkes gidiyor Erasmus'a. O çok en iyi şeylerden bir tanesi. Ve şey de az insan gittiği için, yani az insan olduğumuz için ve Erasmus'a giden de az insan olduğu için herkes hibe alıyor mesela. Ve şeye de çok dikkat ediyorlar mesela. Az çok herkese hibe vermeyi.
Hani şey diyorlar mesela hocalar. Bu arada şöyle bir şey oluyor. Not ortalamanı vesaire falan göre, o Erasmus gitme değerlendirmesine göre notların falan iyiyse daha çok hibe alıyorsun. Mesela 600 lira alıyorsun. Birazcık daha notların düşükse 300 lira alıyorsun ama hibe alıyorsun yani. Hani anladın mı? Her türlü sana destek vermeye çalışıyorlar. Mazur etmemek. Evet evet, kesinlikle yani şey orada bence gerçekten şey diyebilirim, öğrenci dostu diyebilirim yani. Bunu birazcık da özelleştirmem gerekirse hukukta Erasmus nasıl, ya da sen hiç yararlandın mı, ya da Erasmus stajlarından bahsettin, hukukta yapılıyor mu? Evet evet. Şimdi şöyleydi, bayağı yani gerçekten Erasmus bu arada bence herkes yapmadı. Ben yapamadım. Bu pişmanlığımda hem arkadaşlarım yaptı ve çok mutluluğardı. Şöyle oluyor, hukukta zaten biraz şey sıkıntısı var. Ders saydırma sıkıntısı var. Yani yurt dışında aldığın dersleri Türkiye'de saydıramayabiliyorsun falan. O sorun olabiliyor. Onda şöyle bir şey var. Bizim okulda sadece 3 yok 4. sınıfın 1. döneminde yapabiliyorsun. Ondan sonra bir daha yapamıyorsun. Yaparsan okulun uzuyor. Benim de okulun uzama alttan dersim vardı. Okulun uzama şeyim vardı. Yoksa ben mesela işte Belçika'da falan bir okula gidecektim yani Erasmus için. Ben uzatmamayı tercih ettim. Birazcık benim kerizliğimmiş yani. Keşke gitseymişim falan diyorum. Ama böyle aile baskısı falan oluyor işte. Kızım okul mu uzuyor falan gibi. Ben birazcık o aile baskısına kaldım yani. Babam falan şey, kızım okulunu uzatma falan, mezun ol kolaydan falan. Ben gidemedim. Ama mesela benim arkadaşlarım hem Erasmus yaz stajına gittiler. Abi Barcelona'ya gittiler mesela çocuklar. Hem hibe aldılar. Hem Barcelona'da bir ay yaşadılar falan ve inanılmaz keyiflilerdi. Onun dışında bir de dördün birinde herkesten yani benim sınıfın yarısı işte 50 kişiysek 25 kişi Erasmus'a gitti mesela. Ve şey olmuyor yani işte okulun uzamadığı falan derdi olmuyor. Dersleri de saydırabiliyorsun. Hani o anlamda mesela hocalar şey falan diyor ya sen bu dersi saydırabilirsin, sen bu dersi saydırabilirsin. Yani çok zorluk yapmıyorlar bizde yani. Ve böyle şey falan hani Lisbon'a giden oldu. İşte Portekiz'e giden oldu. Fransa zaten çok geniş yani Fransızca olduğu için bizim öğrenim dilimiz. Fransa'ya çok giden oldu. İtalya'ya giden oldu. Floransa'ya falan gittiler. O çok keyifliydi. Ya bir de şey bizim okulun bayağı böyle neredeyse güzel okullarla anlaşması var. Yani Erasmus anlaşmaları var. Böyle şey falan da oluyor mesela. Ben mesela diyorum ki ben Almanya'ya gideceğim. Ama bizim okul anlaşmalı değil. Bizim okul şuna iyi bakıyor. Diyor ki sen gideceğin okula anlaşırsan hani ben size Erasmus'a gelmek istiyorum bizim okula anlaşır mısınız dersen okul ona izin veriyor anlaşmana. Ve yeni anlaşma yapıyorlar mesela. Ve sen böyle hiç önceden kimsenin gitmediği beyaz topluma gidebiliyorsun. Güzel. Evet ya bizde mesela Portekiz öyle bizim üst dönemlerden bir abla çok şükür var. O yaptı ki o kız böyle İspanya'da, işte ben İspanya'da Portekiz'de bir okulla anlaştı. Ve artık işte bizimkiler Lisbon'a gidiyorlar mesela Erasmus'a yani o kız sayesinde. O yaptı falan. Peki zorunlu stajınız var mı hukukta? Ya da işte rahatça staj iş bulabiliyor musunuz? Galatasaray'da okulun böyle bir şeyi var mı? Sen nerelerde staj yaptın ya da okulda mı buldun? Galatasaray sonrası. Ya şöyle bir şey bizim okulda şey var. Mezunlar derneği var falan. Hani o yardımcı oluyor işte sana işte mentorluk falan filan gibi destekleri var. Ama ben ondan mesela yararlanmadım. Yani bilmiyorum neden yararlanmadım. Yani belki de şey Galatasaray Lisesi bile olduğum için bizim hani ablalar daha o ilişki oluyor. Ve onlara ben daha çok soruyordum. Yani ihtiyaç da duymadım galiba. Ya bizim okulda şöyle staj yani, yani hukukta şey yok. Staj zorunlu yok. Şöyle var. Mezun olduktan sonra avukat olmak için bir senelik zorunlu stajım var. Onun için de şeye bakıyorlar. Yani o zorunlu stajı çok iyi böyle işte yerlere girmek için de senin işte iyi yerlerde staj yapman gerekiyor işte okurken işte dönemlere. Yani mühendislik gibi değil. Hani hiç staj yapmadan da bu arada bir yere girersin yani. Bizde de işte şey birazcık ya tabii ki böyle herkes başarılı olduğu için herkesin gözü çok yüksekte işte. Daha çok böyle işte Amerikan hukuk büroları Türkiye şubelerinde bir yerlerde işte öyle Türkiye hukuk bürolarında çalışmak istiyorlar. Öyle olduğu için de böyle genelde işte bizim bir de çok arkadaşlar hukuk yani rekabet çok. Bir de herkes iyi etrafında mesela. Yani işin kötü yanı oydu benim için mesela. Etrafında herkes çok çalışıyor. Sen de çalışmak zorundasın. Yoksa başarılı olmak için çalışmak zorundasın. O gaza geliyorsun yani bir şekilde. Ve herkes de staj yapıyor. Sen de yapmak istiyorsun. Ben de işte o yaz stajdan olan şey oldu mesela. Böyle küçük birkaç büroda yani ilk butik büroda yaptım mesela. Ondan sonra bir tane daha işte butikle o çok büyük Amerikan hukuk büro, yani büroları arasında bir yerde yaptım. Sonrasında da gerçekten mezun olunca da Amerikan hukuk bürosunda bir yere gittim. Yani şu çok iyi bir şey. Bir tek yani kötü olan şey şu, onu önce söyleyeyim. Galatasaray Fransızca eğitim verdiği için büyük hukuk büroları İngilizce bilmiyoruz zannediyor. Halbuki hepimizin IELTS böyle 8-9 falan yani. Hani böyle 7'nin altında yok zaten. O hukuk bürolarında arada şey 7'nin altında değil zaten. Yani zaten onlar da 7 falan minimum istiyorlar. Zaten hepimizin öyle İngilizcesi ama hani bir de ekstra Fransızcamız var yani.
Ama adamlar şey gibi düşünüyor. Yani sen bir koç, bir kent değilsin. Sana da ilk dilin İngilizce değil. O yüzden bilmezsin falan gibi oluyor. Bir tek orada öyle küçük bir dezavantaj var. Ama hani kimse şunu yadırgamıyor. Yani Galatasaray gerçekten çok iyi. Hani en iyi hukuk fakültesi Türkiye'nin neredeyse. Yani bunu ben söyleyebilirim. Çünkü öyle hissediyorum da mezun olduğum için de. Ve görüyorum ya, ben 2 senedir de bu sektörün içindeyim yani. Diğer fakültelerden mezun olan insanları da görüyorum yani. İnsanlar kimse sen Galatasaray'dan ben mezunum dediğinde seni küçümseyemiyor. Ha zor oluyor mu? Zor oluyor ama artık çok fazla hukuk okuyan var ve o genel bir zorluk bence. Yani herkes zorunlu. Ben de çok strese girdim bir staj bulmak için mezun olduğumda. Yani zorunlu avukat stajımı yapmak için. Ama şey değil yani. Nasıl diyeyim? Galatasaray'ın bir ismi var ve bu geçerli. Ve herkese saygı duyuyor. Yani en benim gerçekten galiba gurur duyduğum kendi şeylerden bir tanesi de bu. Yani Galatasaray'dan mezun olmak. Çünkü Galatasaray'da ne bir hop kardeş oluyor yani gibi. Şu anda aslında son sorumuza geldim. Bunu böyle kısa kısa hani hemen soracağım. Okulda yurt var mı? Okulda yurt var mı? Yok. Yok. Yani şöyle işte dediğim gibi küçük okul yani tüm milyonun özeti küçük okullu yani. Bu değilsin biz arkadaşlar falan gibi ama şey yani okulun yurdu yok. Hı-hı. Ama yemekhaneler falan var yani böyle ulaşım açısından zaten dediğim gibi işte Beşiktaş'la Ortaköy arasında ulaşım açısından Beşiktaş çok kolaydı Şatı yani. Var mı? Şatı'da yok. Şatı'da yok. Ya zaten çok merkezli baktığımda Galatasaray. O yüzden yok onlar ama şey yani zaten otobüs yani ne bileyim işte DT2 falan, DT1 falan tık 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 geçiyor yani. Beşiktaş Ortaköy'e giden ikisinin arasında olan tüm otobüsler geçiyor önünden zaten. Ve Galatasaray durağı var, üniversitesi durağı. Onu da iniyorsun, bir bakışta 50 kişi var etrafında. Hep beraber okula giriyorsunuz falan böyle. Peki yemekhaneniz var mı ve yani, güncel fiyatı biliyor musun? Evet, yemekhanemiz var. Ben okula girdiğimde yemekhane 2 liraydı galiba. 2,5 falandı yani. 2017, 2018, 2019, 2020 ama bir ara pandemi falan da oldu. Yani o ben pandemide mezun oldum yani. İlk iki sene işte 2 falan liraydı. 2,5 falandı maksimum galiba. Hatırlamıyorum çok da net. Geçen gün arkadaşıma sordum. Güncel fiyat 9,5-10 lira olmuş yani. 2023 galiba. 2023 yani 9,5-10 lira gibi diyebiliriz. Aynen bayağı pahalanmış baktığında ama şey gibi düşünüyorum yani bayağı böyle içinde her şey olan bir yemek. İşte salata barı var, işte ana yemeğin, işte yan pilavın falan, tatlım falan. Yani baktığınızda bayağı paket olarak iyi yani şu anda. Bir de ekonomik durumları düşününce iyi. Ama şey işte bende şöyle bir şey oluyordu işte. Yurt yok ama işte Beşiktaş ve Ortaköy civarında çok fazla yurtlar var. Ya da öğrenci insanlar, öğrenci işte 3 kişi mesela ev tutuyorlar hani mesela. Şey yapıyorlardı benim arkadaşlarım. Ben de yaptım. Ben de yurtta kaldım ilk sene mesela. Şey yapıyordum. Sabah kahvaltı veriyor. Öğlen yemeği veriyor. Akşam yemeği veriyor bizim üniversite. Öyle olunca sabah kahvaltı 1,5 lira falandı bizden ilk girdiğimde. Şimdi yine o da 5-6 liradır herhalde, emin değilim ama. Belki de aynı para değilim yani, yalan olmasın. Kahvaltını edebiliyorsun okula gittiğinde. Sabah 8.30'a gittiğinde kahvaltını edebiliyordun. Öğle yemeğinde zaten derslerin var. Öğle yemeğini yiyorsun. Akşam da son ders işte 6'da bitiyorsa yemeğini yine akşam yemeğini de yiyebiliyordun. Yani 3 öğünümüzü yiyorduk biz bayağı. Öyle bakınca işte şey masrafın olmuyor işte. Market masrafın olmuyor. Bayağı kolay bir oldu. Aynen işte yurt yok ama yemekler vardı falan diye belki toparlayabiliriz. Peki yemekhane dışında okulda sosyalleşebilecek mekan isimleri? Yemekhane espresso da hepsi tamam. Ha, bizde hiçbir şey yok. Bizde kafe Galatasaray falan yok. Ben varsam var. Yani bizde hiç markasal işte hani böyle işte büyük kahve, yani kahve zincirleri yok bizim okulda. Anladım. Yani bizim okulda sosyalleşebileceğin arkadaşlar tek alan var. Deniz kenarı. Yani. Belki de daha güzel arkadaş bulmak için. Belki de daha kolay bir ortamda sosyalleşebilmek. Bayağı bu arada okul güzel ya. Yani okul gerçekten güzel. Yani hani deniz kenarı falan, manzara falan keyif yani. Baktığında eğer işte yanından koca tır şeydi, böyle büyük gemiler geçiyordu. Tabii büyük gemiler geçiyor. Biz böyle arkadaşlarla mesela bu birinci, bu ikinci sayıyorduk bazen yani. Keyifli yani. Şey değil, memnunum. İyi ki diyorum yani. Aslında bitti videomuz ama hani son bir şey isteyeceğim senden. Arkadaşlarımızın neden Galatasaray'ı seçmeleri gerekiyor sence? Çünkü sen üniversiteyi çok severek okuduğunu söylüyorsun. İyi ki de Galatasaray diyorsun. Neden seçsinler? Yani bir hem hukuk açısından cevaplayayım hem bunu Galatasaray açısından cevaplayayım. Çok da düşünmemiz ama şey düşünüyorum mesela hukuk deyince şu bence çok önemli. Sana ders veren hocaların gerçekten hukuka inanıyor olması bence çok önemli. Yani
Ben o nosyonu aldım. Yani ben Galatasaray sadece galiba Galatasaray nosyonu içinde. Yani bu hem Galatasaraylık nosyonu. O gerçekten çok arkadaşlar neyse linç yiyeceğiz ama hani söyleyeyim. Çok farklı bir nosyon. Yani o butik olmasından okulun az öğrenci olmasına sana özel hissettiriyor. Yani her şeyden öte. Herkes inanılmaz sosyal bir kere. Bence en güzel yanı bir tanesi o. Çok farklı kulüpler var. Herkes bence kendini bulabilir. Yani özellikle üniversitede bence kendini bulma yeriyse Galatasaray'da kendini rahatça bulabileceğin hani kulübüdür. İşte hani her kulübe girip kendini bulabilirsin. İstediğin etkinliği yaratabilirsin. Bir de ne düşüneyim? Mesela hukukta da ya gerçekten hocalar iyi. Bunu anlıyorsun. Zorluyorlar mı? Çok zorluyorlar. İnanılmaz. Yani köpek gibi çalıştık yani. Hani kolay değil. Ama hiçbir yerde kolay değil. Galatasaray özellikle birazcık daha zor. Ama mezun olduğunda neden bu yani şey diyorsun yani. Tam geçti bunlar ve şu anda çok iyi bir noktadayım bence. O yüzden yani sonuna baktığımızda galiba şey toparlamak gerekirse hukuk nosyonu yani Galatasaraylık ve hukuk nosyonu ikisini bir arada bulabileceğiniz ve güzel manzarasında bu eğitim alabileceğiniz bir okul diyebiliriz. Çok teşekkür ederiz İncisu. Ben teşekkür ederim. Için. Büyük ihtimalle çoğu arkadaşımız videoyu inceleyecek, izleyecek ve bazı yorumlar da hani soracaklar. Lütfen sorularınız varsa bu arada yorumlara yazmayı unutmayın. İncisu her şekilde cevaplayacaktır. Biz onu iletiyor olacağız. Videoyu da paylaşmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Abone de olmayı unutmayın. Değil mi? Evet her şekilde. O yüzden çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Hoşçakalın.